Yılmaz Özdil'in şöyle bir videosu var. Diyor ki Coca-Cola diyor. Coca-Cola diyor. Biz bizimkiler Coca-Cola'yı protesto ediyor, boykot ediyor ama Filistin'de çok fazla çıkıyormuş. Çünkü fabrikası varmış. Ve Filistin'de Coca-Cola fabrikaları en çok iş veren fabrikalardan bir tanesiymiş. Şimdi tabii bu doğru mu, yanlış mı, ne kadar doğru, ne kadar yanlış ben bilmiyorum. Ben Yılmaz Özdil'in yalancısıyım. Olmaması için herhangi bir sebep göremiyorum. Bunun altına yazılan yorumlar. Adam bunu anlatıyor ya. Mesela şunu diyebilirsin. Ben kontrol ettim öyle bir şey yok diyebilirsin. Ya da diyebilirsin ki evet ben kontrol ettim öyle bir şey var lan. Filistin'de Coca-Cola fabrikası var ve en çok işvereni olan firmalardan bir tanesi Coca-Cola. Coca-Cola. Ama ne yazıyorlar? Hepsi birden. Ne yazıyor? Bu kadar bağırdığınıza göre demek ki boykot işe yarıyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Fark ettiniz mi? Coca-Cola boykot edildiğinden beri İsrail böyle bir afalladı kaldı bomba atamıyor artık. Çünkü Coca-Cola satarak bomba alıyordu ya. Coca-Cola satamadı satamadığı derken pardon gene satıyor da yere döküyorlar. Coca-Cola satıyor, yere döküyorlar ya. Yere döküldüğü zaman bomba alamamaya başladı. Bomba alamadığı için bomba atamıyor. Ya bu adamların oy verme hakkı var işte. Bu adamların oy verme hakkı olduğu bir yerde bu ülke nereye gidecek? Bu ülke nereye gidecek? Bu adamların oy verme hakkı olduğu bir yerde bu ülke nereye gidecek? Demokrasi dediğiniz olay Japonya gibi yerlerde olur. Herkes üst düzey, herkes şey, herkes çözüm arıyor, çözüm bulmaya çalışıyor. Veya 90'larda Türkiye'de de olabiliyordu. Nasıl olacak kanka? Adam ciddi ciddi bunu diyor. Birileri diyor bağırmaya başladıysa, ağlamaya başladıysa demek ki boykot işe yarıyor. Tam gaz boykotu devam. Çatlasanız da patlasanız da inadına boykot. Yemin ederim inadına boykot yazmışlar. Yemin ederim inadına yazmışlar. Bu insanları çok duymuşsunuz değil mi inadına lafını? İnadına. İnadına diyor. Çünkü mesela şeyde kırmızı hapla, kırmızı hap videosunda dinle ilgili bir ton şey söylüyorsun. Adam inadına yazıyor. İnadına diyor çünkü yapabilecek bir şey yok. Beni yanlışlayamıyor ya. Benim söylediğim yanlışlayamıyor. İnadına diyor. Ya da inadına reis diyor. Çünkü adamın yaptığı her şeyi sen söylüyorsun. Her şeyi açıklıyorsun. Adam seni yanlışlayamıyor. O yüzden inadına reis diyor. Neden inadına diyor biliyor musunuz? Karşıdakini göt etmek için. Adamın söylediği yanlış mı? Değil. O zaman niye? Karşıdakini göt etmek için. Bu niye önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın az önce dedik ya. Kendi topluluğunu desteklemek istiyorsun. Kendi insanını desteklemek istiyorsun. Hala da şuna bir cevap vermediler. Bugün Mercedes, İsrail'e açık açık para yardımı yaptı mı? Peki başımızdaki adamlar Mercedes'ten vazgeçti mi? Birçoğu. Hala da Mercedes'e binenler var mı? O Mercedes'e binen adamları Twitter'da falan eleştiri, tepki yağmuruna tutmanız lazımdı sizin. Bir dakika kanka. Bu adamlar İsrail'e açık açık göstere göstere hani tarafımız belli olsun diye tarafları belli olsun diye İsrail'e para yardım yaptılar ve siz Mercedes kullananlara karşı bu başımızdaki tepemizdeki adamlara karşı çıkıp da tek bir şey diyemediniz. Diyemediniz bu bir. İki konteynerler İsrail'le ortak iş yapanlar gemi gemi mal yollayanlar İsrail'e bunlara çıkıp tek bir şey diyemediniz gerizekalılar. Sizin kafanıza sıçayım. Sizin kafanıza sıçayım. ...konteynerlerle, gemilerle... ...İsrail'e gemi gemi mal yollayan... ...hala da dolu dizgin ticaret devam eden... ...o adamlara ağzınızı açıp tek kelime edemediniz. Hala diyorsunuz ki... ...idanına, Coca-Cola boykotuna devam... ...sizin kafanıza sıçayım. Bir kere Coca-Cola'yı boykot ederek... ...ben söylemiştim, ben senelerdir almıyorum... ...benim sebeplerim farklı. Coca-Cola gibi birkaç tane şey var... ...marka var. Bunlar bizim marketlerimize girip... ...tekelcilik yapıyorlar. Parayı bastırıyorlar ve biz... Ve gerçekten bu paranın karşılığında, bu tekelciliğin karşılığında yerli içecek sokmuyorlar oraya. Veya aynısını rakibini sokmuyorlar mesela. Böyle birkaç tane marka var. Bu sebepten dolayı yani bizim yerli markalarımızı tekelcilikle önünü kestiği için o yüzden ben süresiz bir şekilde bunları boykot ediyordum. Senelerdir de bunları almıyorum. Arada sırada lokantada menüde falan getiriyorlar. Onda yapacak bir şey yok yani. Ama senelerdir almıyorum. Bak lokantada bile zorunlu bunu getiriyorlar. Düşün. O kadar tekelci olmuşlar. Başka marka yok. Ben bu yüzden almıyorum senelerdir. Ama sen çıkıp diyorsun ki biz bunu Abi salaksın işte. Bak salaksın salak. Salaksın kanka. Bak buradan rahat rahat söyleyebiliyorum. Yüzüne söyleyemem dava açarsın. Yüzüne söyleyemem dava açarsın. Buradan diyorum ki sen kendini biliyorsun kankam. Sen salaksın. Et Coca-Cola'yı da protesto. Daha doğru sebeplerden dolayı et. Eyvallah. Starbucks'ı et. Ben de senelerdir işte o markalardan bir tanesi de Starbucks. O da aynı şekilde tekelcilik yapıyor çünkü. O da aynı şekilde bizim yerli kahvecilerimizi şey yapmaya çalışıyor. Yani onların mekanlarını almaya çalışıyor. Ama şu anda başaramıyor. Çünkü yerli kahvecilerimiz bayağı güçlü duruma gelmiş durumda. Ben de hep onlara giderim. Yerlileri desteklemek için. Arada Çibo'ya gidiyorum ama hep değil. <laughs> evet. Bunların hepsine eyvallah tamam yap. Bak kimse yapma demiyor. Ama çıkıp Mercedesçilere tek bir kelime edemiyorsun. Çıkıp konteynercilere gemicikçilere tek bir kelime edemiyorsun. Bunu yapamıyorsun kafan sıçayım senin. Bak kafan sıçayım kanka. Kusura bakma. Sana da hiçbir şekilde yardım yapmam. Bak hiçbir şekilde yardım yapmam. O yüzden tanımadığım insanlara yardım yapmıyorum. Tanımadığım insanlara o yüzden yardım yapmam. O kadar... Gördüğünüz yani gördüğün zaman ne oluyor biliyor musun? Bak bu insanları görüyorum. İşte çatla da patla, çatla da patla koca... Bu insanları görüyorum. Verdiğim tepki şu oluyor. İçimden söylediklerim siz anladınız. Yok kesinlikle random tanımadığım kişilere yardım yapma kesinlikle. Çünkü hani şey diyorlar ya ey ateistler siz niye yardım ediyorsunuz? Veya yardım derneklerine niye şey yapıyorsunuz? Bağış yapıyorsunuz? O zaman bencil olsanıza ateistler bencildir falan. Evet neden yardım yapıyorsun? Onu da düşünmek lazım. Neden yardım yapıyorsun? Yardım neden yapılır? Hayır kurumu yardım neden yapılır? Hayır kurumuna yardımlar ya da insanlara yardımlar neden yapılır? Amacı nedir? Amacı nedir? Senin aynı topluluğunda, aynı komünitende bir yerlere gelmek isteyen, bir şeyler yapmak isteyen ama yani şans tamamen şanssızlığından dolayı, böyle insan çok tanıdım ben, tamamen şanssızlığından dolayı yapamayan insanlar var. Bu insanları ittirip dolayısıyla da toplumu, yani bu insanları çünkü üretime dahil edebilirsen, bu insanları biraz ittirip üretime dahil edebilirsen toplum kazanır. Anlatabiliyor muyum? Yardım yapmanın sebebi budur. Ama hiçbir sike yaramayan adama sen neyin yardımını yapacaksın? Çatla patla. Çatla. Buna neyin yardımını yapacaksın kankam? Kanka buna neyin yardımını yapacaksın? Neyin yardımını yapacaksın kanka? Celal Şengör'ü anladığımız zamanlardayız. Acaba şey e, şansım olabilir mi? Bir şekilde. Onu avukatla konuşayım. Organ bağışı. Or, hani demiştim ya organ bağışı ama istediğin kişilere. Mesela şöyle olacak. Gizlice böyle bir organ bağışı e, şeyi yapacağım. Dosyası hazırlayacağım, imzalayacağım falan. Ve öldükten sonra tabii kısa bir süre sonra. O da çok imkansız bir şey farkındayım. Tam o sırada da böyle bir organa ihtiyacı olan varsa, o yaşasın bari be. O yaşasın bari. Anılarda yaşasın. Efe öldü mü? Tam olarak ölmedi. Tam olarak ölmedi. Hala yaşıyor aslında. Öyle gizli bir şey olacak. Anlaşma olacak tamam? Kimse bilmeyecek onu. Ama diyeceğim ki şu 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 türden insanlar kriterlerim falan olacak böyle 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 böyle, böyle insanlara falan ya da işte şu isimli olarak şu isimler ondan sonra tanımasan bile şu kriterlere sahip insanlar falan gizlice şey yapacağım avukata vereceğim onu kimse bilmeyecek ondan sonra işte gizlice bir tane de işte organımı bağışlıyorum olmaz değil mi öyle bir şey <laughs> hayal ediyorum ben sadece olduğunu gizlice bir tane yazacağım organlarımı bağışlıyorum diye eğer ben öldüğüm sırada öyle birisi varsa avukat çıkarıp gösterecek. Bak Efe organını bağışlamıştı diye. Hatta videoya falan da kaydederim. Ama öyle birisi yoksa hiç şey yapmayacak. Salak yapacak yani. Evet böyle bir şey olamayacağını biliyorum ya. Geyik yapıyorum sadece. Kanın bağışlayayım mı o zaman insanları? Ateist kanı diye. İşe yarar mı acaba? Millipiango.com'da o kadar boku çıkmış ki bakın arkadaşlar bunlar yasal. Kumar. Ciddi bakayım Millipiango.com'da var mı? Özelleştirildi ya bu. Abi. Bak size göstereceğim bildiğin abi uygulama kumar uygulaması kumar uygulaması bak sihirli yumurta normalde kumar için 18 yaşına büyük olman lazım. Şimdi sen mesela 25 yaşın adamsın. Sihirli yumurta mı oynayacaksın? Kayıp kedi şans, VIP sayılar, süper çevir kazan. Dene var bu arada ha. Deneyince bakalım kazanacak mıyız? Şey var. Fake parayla deneyebiliyorsun. Fake parayla bir deneyelim. Evet arkadaşlar o kadar çok kumar mobil oyunu var ki milli piyangoda şu an. Şeye geçti ya demir öğrene geçmişti en son. O kadar çok var ki bunların hepsi şu an yasal. Abi o zaman çekiliş yapanlara şey yapmıştınız ya sen kumar oynatıyorsun falan. Hii, kumar oynatıyor. Kumarbaz. Çekiliş yaptırıyordu ya bazı youtuberlar. Bence de yanlış. Kesinlikle yanlış bir olay o. Çekiliş falan filan. Ya şey çekilişi çünkü. Millet para veriyordu. O türlerden bahsediyor. Yani para verilenlerden. Millet para veriyordu. Para verenlerden bir tanesi çekiliş yaptırıyordu falan. Ondan sonra diyorlar ki o youtuberlar kumar oynatıyor. Ya, bu ne kanka? 18 yaşına büyük olma lazım ama oyunun adı sihirli yumurtalar. Milli piyango hemen indir ha. Hemen indir kazanmaya başla. İndireceğim sizin için arkadaşlar. Sizin için her şeyi indiririm. Hekmek kesin deneme parasını kazandırıyordu. Ha şimdi ona bakacağız abi. Şimdi ona bakacağız. Deneme parasında bakalım kaç milyon kazanacağız. Denemek için yaş sınırı yok mu? Hepsini kabul et. Hepsini kabul ettim. Tek tek ile oynamaya başla. Tamam tamam. Ha Dene. Neydi lan o? Pro lig ile serbest vuruş. Eğlence bonusu. Platin kasa. Süper çevir kazan. Dene. 1 milyon lira. Dene dedik. Süper çevir kazan. 10 TL. Oyna. Bilet tutarı. 10 TL. Oyna. Oynadık. Bu ne lan? Kumara vakansı satayım. Oyna 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 oyna. Aa kazandık. Oğlum bari Tetris Metris bir şey olsaydı ya. Bu şu an ne oynuyorum ki ben yani? Oynaya basıyorum sadece. Şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok abi. Şu an ne oldu hakkında fikri olan var mı abi? Aynı olunca bir şey. Bir şey. Aha bir tanesini kazandım. Aha kazandım. <laughs> ne kazandım ki? Uuu. Kazandım. Fake parayla. Fake parayla ne kazandığımı bilmiyorum. Anında kazanç 200 TL, 20 TL, 5 TL. Bakiye 1000 TL, oyun bedeli 10, demo. Bir çıkıyormuşum şimdi. Kredi kartıma borç yüklemişler nasıl yaptılarsa. <laughs> evet borcun 85 bin TL. Bu arada şey dikkat ettiniz mi? Ha şey demo 18 yaş olmak zorunda değil. Ama peki gerçekte oynadığın zaman nasıl oluyor ki? 18 yaşından büyük olduğunu nasıl kanıtlıyorsun abi? Sen babanın telefonuna yüklemişindir. Oyundan çıkmak isteyen evimiz. misin? Evet eminim. Amk. Ben kumarbaz mıyım? Vay arkadaş be. Arkadaş söyledi de inanmamıştım. Onlarca oyun var böyle. Onlarca kumar oyunu var abi. Kafayı yersin. Ulan bu adamlar ne mi oydu kumar haram diye? Ya abi o kadar komik ki bak. O kadar komik ki. Kumar haram. Yani sen en basit bir şey yaptır. Adam şey yapıyor. Bak bir parti lokali gibi yapıyor. Parti lokali. İçeride pişpirik oynuyorlar. Orada işte Kumar yani parayla kumar. Polis basıyor bunları. Haberlere çıkıyor. Kumarbazlar yakalandı falan diye. Utanmıyor musunuz insanları kumar oynatmaya? Ondan sonra iki nokta üst üste. Cepten uygulamadan direkt kumar oynatıyor sana. Devlet. Kumar haram. Devlet oynatırsa haram değil. İçki haram. Parasını vergisini devlete verirsen yani kaçak içki falan haram tabii. Ama parasını devlete verirsen değil. Faiz haram. Ama devlet sana faizle borç verirse ya da fiyatları yükseltirse haram değil.